Herkese merhabalar, hepinize iyi günler arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün Avatar, 12 yıldır beklediğimiz ana gidiyoruz. Avatar filmine gideceğiz. Şimdi filmden önce beklentilerimi söyleyeyim. Bir şey beklemiyorum. Görsel efektleri güzel olsun. Olacaktır büyük ihtimalle. Onun dışında fragmanını izledim ve önceki filmle az çok aynı hikaye, benzer bir hikaye gibi, yani bir savaş mavaş olacak bir şeyler. O yüzden aşırı bir dram vardır kesin. Ben izledim. Öyle savaş sahneleri bekliyorum. Güzel bir Navi'nin, o ırkların bir şeyine değineceklerdir kesin yine. Onun dışında başka ne var? Çocuğu falan oluyordu bu arada. Fragmanda. Evet. Yanlış anlamadıysam. İşte öyle. O çocuğuna bir şeyler öğretmeye çalışacak Jack Sully. Ama yine güzel. İlk film gibi bir şey olacak. Evet Emin. Ne bekliyorsun film hakkında? Açıkçası yurt dışından iyi dönüşler almadım ama umarım iyidir. Gerçekten güzel. Birinci çok severek izlemiştim. İkiyi de seversin. Umarım. Suyun yolu. Evet Rasim Güler. Rasim Güler, çabuk afişin kenarında bir röportaj. Avatar kombinimi giydim. Çok belli olmayan olsun. Büyük beklentiyle giriyoruz. İşte. Devam. Evet Ege'm. Bu gözükmüyorsun ama. Tüm film vloglarında varsın bu kanalda. Evet. Seni. Film severler ekibi olarak. Evet. Teşekkürler, bu kadar gözükmüyorsun. Afiyet olsun. Vallahi çok heyecanlıyım. Aynı reklam ama yine. Evet, filmin ilk yarısının kısa bir özeti hemen. Hemen bir incelemesi. Filmin ilk yarısında tamamen deniz, işte The Way of Water, onu tanıyoruz. Onu tanıtmaya çalışıyorlar. İlk filmdeki gibi evreni tanıtmaya çalışıyorlar. Eğer çok bilmeyerek geldiyseniz sıkılabilirsiniz ama Avatar'ı bilen ve işte seven birisiniz, hayatta sıkılmazsınız diye düşünüyorum. Kaldı bir buçuk saat. Yorumlarını alalım. Kayboldu herkes, sadece bu işi kaldı. Ya bilmiyorum, başı ve sonu izlettiriyor ama ortası sıkıyor, uyku geliyor. Allah Allah. 3 saat olmasına gerek yok mesela bu film. Bence ortasını kes at. Abi yarım saat kısa olabilir gibi. Suda yüzdüğü anları at. Yani ama orada ya, suyu tam şuraya geç. Şuraya geç. Filmin içindeyi gibi. Orada filmin altında yüzerken nefesini tut. 10 dakika soksun. 1 saat soksun. Kendi yaşadığı savaşını kendi kafamda. Çok iyiydi, çok iyiydi. Ben hocam, o sahnelerle aşırı zevk aldım. Ben hissettim onu sitiyerek. Allah Allah. O çok kadar keyif aldım ki. Rasim, bunda sen bir de IMAX'e git o zaman. Yine bak, favori çocuk gözlüğü. Suçlusu da diğer çocuk. Valla. IMAX'e şey, havuz gözlüğü demek için. Babası daha diğer çocuğu anladı. Onun için başka çocuğun ölmesi gerekiyor. Yok o... O şımarık çocuğa bir ders lazımdı, o yüzden onu öldürdüler. Tokat atsa, bunu böyle yapmamasını beklemek, tokat atsa. Aynen. Çocuğu neyse, hemen film hakkında yorumun ve puanın. Puanım mı? Önce yorumun, sonra puanın. Yorumum, çok da beklemediğim şeyler olmadı. Yani böyle ne bileyim, o Rasim'in etkilendiği korku sahnelerde ben bekliyordum onu. sessizleşti, şimdi bir patlama olur. Ama Rasim paranın hakkını vermiş, o yüzden. Evet, çok predictable. 75 yıllık yerde izle. Peki madem filmi beğenmedin, niye ağladın? Ne? Ağladın mı? Ağlamadım. Abi, ağlamış. Ağlamış. Vallahi ağlamadım. Neyse ki var. Ben duygulandım. Rasim, ben duygulanmadım. Duygulanmadım. O zaman puanın. Puanım 6.5. Kaç üstü senin? 7 üstü. 7 üzerinden 6.5 mu? 10 üzerinden 8.5. Abart. Evet sizin? 5.5. Sen de abart. Benim 6 ama neden biliyor musun? Vedat biliyor musun? Abi bu yapımcılar bak gerçekten çok ciddiyim. Aha, bir dakika dur, James Cameron mı arıyor seni? Kanka, bak işte bu senaristlerin tek sıkıntısı ne biliyor musun? Bak James Cameron da bu hatayı hep yapıyor. Kanka, sen bekle. Rose'da tahtaya binebilirdin. Bak çok uzun süre filmle uğraşıyorlar, ilgileniyorlar ya, beyinleri yanıyor bence ve filmi yaptıktan sonra izlemeyi yok. Unutuyorlar. Hayır, adam. Abi boşluklar o kadar değil. Belli ki. Sonu neden aslında. Öyle oldu ben söyleyeyim mi size? Boşluk derken sonu... Abi boşluk, Allah aşkına bunlar beraber savaşa girmedi mi? O
Evet. Deniz halkı nerede? Film ben... bitecek. Acele bitecek. Kanka öyle değil. Orada ben size neden öyle oldu söyleyeyim mi? Orada hikayeyi Jackson'un hikayesi yapmaya çalışmışlar. O yüzden deniz halkını yok etmişler orada. Kanka, tamam, evet bu tutarsızlık, bu yanlış zaten. Bunu çok basit bir şekilde yapayım. Nasıl yapayım biliyor musun? O adam gemideyken arasın diğer o insanları, hava halkını. Oradan helikopterler yazın, onlar orada savaşırken içeride bir şeyler olsun. Tamam bunu okey. Abi kendi kızın öz evladını içeri bağlamışlar. Sen neredesin yani? Kabile reisin. Yemin ediyorum kabile reisinin tamam. Karısı evet, öyle. Ölen hayvanına daha çok üzüldüm. Böyle öyle. Bir şey yok. Evet, yani işte kabilenin olaydaki aktifliği. Yok abi, sonra diyor ki ne diyor? Sizin yuvanız bizim, ay bizim yuvamız sizin yuvanız diyor. Onu da şeytini söyledi. Yarın siktir git ama bir daha gelirsen yemek falan, yani kalacak yerin var da böyle. Aynen. Anlamadı. Öyle oldu ya. Bulunacağını, orada mı kesin bulunacaklardı? Burada bulunacaklarını tahmin etmiyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar, ben bunlar değil, ben gerçek bir film gurmesi olarak nesnel bir yorum yapayım. Şöyle bir şey, ilk başta görsel efektlerden bahsetmek gerekirse muhteşem. İlk filmden daha güzel yani. Ondan sonra hikayenin baş, yani 12 yıldır bir senaryo yazılmıyor galiba, birkaç yıldır yazılmış. O yüzden hikaye şey, Jack Sully'ye. Sully, Jack Sully, işte My Jack'e özel bir hikaye yazılmaya çalışılmış ama keşke öyle yapılmaya çalışılmasaymış. Çünkü yani deniz halkı vesaire de var içerisinde. Öyle yapılmaya çalışıldığı için deniz halkı biraz unutulmuş. Bayağı unutmuşlar son sahnede yani. Deniz halkını bayağı unutmuşlar. İşte son anda bir Jack Sully bir şey dedi, oradan da 2035'te Avatar 3'ü göreceğiz. Tek sebebi de Jack denen çocuk yani. Aynen. Ya öyle. Hikayeye Jack Sully'ye özel yapmaya çalışmaları biraz kötü olmuş. O kadar, başka ne diyeceğim. Ama genel olarak hikaye güzeldi. Öyle çok bir şey derinlikli olmasa da. Metin çok kişi açık mıdır acaba? Açıktır. Çok bir derin bir hikaye olmasa da güzel bir hikayesi vardı. Evet, o son savaşta o deniz halkını unutmasalardı. Kanka, deniz halkını unuttular. O çocuğun herkes denizdeki unuttular. Neydi? Yakamura mı? Neydi onların adı? O canavarlar var ya. Deniz halkını İkramı, Ulkur. Ha işte onu da unuttular o çocuğun. Ama onu unutmadılar. O hayvanım Ulkurlar gitti. Abi adam kurtarmaya geldi sadece. Hayvanım diyorsun sen, kimi diyorsun? Tam kurtardı gitti işte, orada yaralandı hayvan. De geminin içine nasıl girsin? Koskoca tamam, hayvan. Şey deniz halkı nerede? Yani? Onu çok evet, kötü yani. Şey yaptım, bayağı unutmuşlar yani. Yani. O bayağı kötü yani. Çoğu kişi ondan puan düşürür. Hatta 1 puan falan yani. Neyse. Çok da derin bir hikaye olmamasına rağmen güzel bir hikayesi vardı. Akış güzeldi ama 3 saat değil de 2,5 saat olabilirdi. Ama yarattıkları evren çok güzeldi. Evet, o zaten. Bu müthiş yani gerçekten. O görsel efekt ve o evren için gidiyorsun bak, bu filmde. O evren, görsel efekt yani müthiş. Ama bütün beyinlerini, her şeylerini ona harcamışlar. Aynen. Yani. Ama gerçekten görsel evren çok güzeldi. Şöyle. Onu zaten şöyle, tartışamazsın. Şöyle. Kanka kapatmışlar. Harbi görsel. Nasıl kapatmışlar? Evet, kapalı oğlum. Yerleri nerede? Balkona çıkmışlardır bence. Neyse, bir de şey diyecektim. Ben ilk filmi izlerken daha çok karakterlerin içine girmiştim. İlk yani, filmde mi? Evet, ben ilk filmde daha çok... Oğlum yukarıdan çıkmamız lazım o zaman. Biz alt kattayız, o zaman yukarıdan çıkmamız lazım. Metro için mi? Evet, metro kapalıysa yukarıdan çıkıp şiş, cevarinin oradaki girişlerden girmemiz lazım. Yani üst kata çıkmamız tamam, lazım. Metro kapanmış mı burayı? Kapalı ya. Normal çıkışından çıkmamız lazım işte. Neyse, şunu diyordum. İlk filmde daha çok karakterlerin içinde hissetmiştim ben. Karakterleri daha çok benimsemiştim. Aynen, benimsemiştim. Bu filmde o olmadı pek. Yani çok olmadı diyeyim. Bu film daha çok çocuklar üstüne ilerledi ama... Aynen. Bir Kiri'yi sevdik. Sadece... Spoiler olarak... Ver ya. Sadece ölen çocukla... Ölen de değil mi? Ölen de. İsim ver ya. Dört tane çocuk yapmış. Vefat eden. İsim ver ya. Dört tane eden. Çocuk ölmüş, biri ölsün ya. Jackson 4 yılda boş durmamış. Her yıl bir tane. Ben çocukların öldüğünü şey ben de üzüldüm tabii de.
Bir de benim için bu Way of Water, yani suyun yolu, bir tık daha suyla alakalı olabilirdi ya. Yani bizimkiler değil de su daha çok ön plana çıksaydı daha çok hoş olurdu. Evet, su evreni falan filan çok iyiydi. Neyse, kısacası benim puanım 7.5 olurdu o sondaki şey olmasa, ama 6.5'tan 7 oldu. Evet dostlar, şimdi filmi kapatalım, yurda geldik. Son birkaç şey söyleyip kapatacağım. Jake Sully karakterini çok düz bir karaktere çevirmişler. İlk filmde o biraz duygulu falan bir şeydi, o yüzden sevmiştik biz onu. Yani bu filmde çok düz bir babaydı yani çok. O yüzden hoşuma gitmedi benim. İkincisi, bir de o Spider maymun çocuğa gerek var mıydı? Çok boş bir karakter olmuş. Onu sırf son sahnedeki karakter olay için bekletmişler. Yani sadece öyle bir şey yapalım diye koymuşlar. Bir şey daha söyleyecektim. Benim filme puanım ortalama bir filmde oldu. Öyle. Gidin izleyin ama yine de. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Zaten çoğu şeyi dün filmden sonra söyledik arkadaşlarla. O zaman kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.